Tekrar birlikteyiz. Bugünkü programımızın son bölümüne gelmiş olduk aynı zamanda. şimdi kafirler küfür içerisinde olanlar inkar ehli dışarıdan bakıldığında çok mutlu görünebiliyor. Gerçi o meşkuk küfür o cehennemi haleti hissetmelerinde engel oluyor diye zaten Seyfettin Hocam'ın uzunca bir bahsi, okuması bazı yönlerini veya birçok yönünü konunun izah etti aslında. Ama ben özellikle tekrar sormak istiyorum yani dışarıdan her şey dışarıdan bakıldığı veya daha doğrusu göründüğü gibi midir? Bir insan çok mutlu görünüyorsa aslında çok büyük sıkıntısı olduğu halde biliyorsunuz ki çok büyük sıkıntısı var ama dışarıda çok mutlu bir insan görüntüsü var. Bu bizi yanıltabilir mi? Özellikle işte inkar ehli için düşündüğümüzde çok mutlu olabilirler mi? Çok mutlu, çok sevinçli bir hayat sürebilirler mi? Eğer öyle değilse niye öyle görünüyorlar? biraz ondan bahsedelim isterseniz. Yani ben şöyle şu geldi aklıma, şimdi işte bazı sular vardır, altı bataklıktır ama üstü duru görünür, ya, duru görünür. Fakat ufak bir şey de hemen bulanır, bulanır kolay bulanır çünkü derinliği yoktur yani altı bataklıktır. Çamur. Yani küfür içinde olanların Allah'tan uzak yaşayan insanların mutluluğu böyledir yani ufak bir şeyde bulanır ufak bir şeyde yani şeyde de öyle geçiyor Ankebut suresinde. Allah'tan başka dost edinenlerin hali kendisine ağ örerek ev yapan örümceğe benzer. Hı hı. Muhakkak ki evlerin en çürüğü örümceğin evidir. Ve inne buyut ile beytül ankebut evkanu yalemun. Yani öyle hemen ufak bir şeyde yıkılıyor dünyaları, başlarına yıkılıyor. Dayanamıyorlar. Hakikaten ben mesela herkes de çevresinden deneyebilir yani böyle gerçekten Allah'tan güç almayan manevi bağları zayıf insanlar yani bırak küfür içinde olanları soruyorsun arkadaşlara nasıl gidiyor filan ya tadı tuzu yok diyorlar hayatın tadı tuzu yok yuvarlanıp gidiyoruz. yani bunlar. öyle tadı tuzu yok e olmaz tabii tadı tuzu yani Allah'tan uzak bir hayatın tadı tuzu olmaz her dudağın tadı, tadı tuzu Allah'tır yani. Ondan tat alacaksın kalıcı. Ee, dünyaları çabuk bulanıyor. Halbuki müminin yani inanç derinliği, inancı güçlü bir müminin hayatı derin göller gibidir. Denizler gibidir. Onlar bulanmaz yani. O çabuk hemen ufak bir şeyde bulanmaz. Evet. Ee, Ali Hocam. Bu konuda ben bir vesileyle okudum ama tekrar bir iki ayet okumak istiyorum. Ali İmran Suresinin gözlüğümüzü almadığımız için. Zor da olsa okuyayım. 196 ve 197. ayetler. Ali İmran suresi. İnkarcıların refah içinde diyar diyar dolaşması sakın seni aldatmasın. Azıcık bir menfaattir o. Sonra onların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü varış yeridir. Burada bu ayetlerin e, inzali sebebiyle alakalı da açıklama var. E, fakat yazı küçük olduğu için okuyamıyorum. Ben okuyabilirim. Okuyor ya <laughs> musunuz? Yani, yani evet, değerse. Çok iyi olur. Evet. Bazı müminlerin müşrikleri geniş maddi imkanlar içinde görmeleri sebebiyle. Hakikaten bu bazı müminlerin zihnine bir soru olarak geliyor gerçekten de. Gördüğümüze bakılırsa Allah'ın düşmanları huzur içinde bizse sıkıntıdayız demeleri bu ayetin inmesine sebep olarak gösterilmiştir. Yani bu ayet herhalde kıyamete kadar sürekli ders vermeye devam Yani Bütün ayetler öyle de öyle. bu manada ders vermeye devam edecek gibi görünüyor. Elbette ki bu ve benzeri ikazlar da Hz. Peygamber'in şahsında bütün müminlere seslenilmektedir. Yani dış görünüşe aldanma diyor. Veya veya bir başka cihet Allah'tan uzak yaşayanın iyi görünmesine imrenme diyor. O hayat hayat değil. Demek ki bu şu imtihan konusu. Yani nasıl ki hastalık imtihan konusu, ölüm imtihan konusu, fakirlik imtihan konusu, zenginlik imtihan konusu. Allah'ı unutanların ve dünyaya dalanların rahat görüntüleri mümin için hmm. imtihan konusu. Mümin diyecek ki asıl rahat, asıl saadet imandadır, iman dairesindedir. Bedir Mesnevi Nuredi verdiği örneği tekrarlamak istiyorum. İdam sehpasına doğru yürüyen bir adam, idam sehpasının süslenmesinden ne kadar zevk alırsa, Allah'ı unutanlar dünyadaki arabadan, dünyadaki saraydan, dünyadaki lezzetlerden o kadar zevk alır. İdam sehpasına doğru yürüyen bir adam, sehpa ile kendisinin arasına halı döşenmesinden ne kadar mutlu olursa, Allah'ı unutan Ahireti unutan bir insanların dünyadaki maddi imkanlardan aldığı zevk o kadardır yani sahtedir. Aldatıcıdır, suridir, suniidir, derinliği yoktur. Ancak mümin dikkat etmeli. Yani dış görünüşe bakıp da ahireti unutanların rahat görünmelerine aldanmamalı. Aslında rahat görünmenin içinde yangın var. Yangın kalplerde. Şuradan belli yangın olduğu. Allah'ı unutanlar, Allah'ı unutanlar zaten sefaat ve eğlenceye dalmayı tercih ediyorlar. Yani acılardan kaçıyorlar. Demek ki bir acı var. Bugün dünyanın isim vermek hiç hoşuma gitmiyor. Dünyanın en zengin görünen devletlerinde bakıyoruz uyuşturucu tüketimi artıyor. İçki tüketimi artıyor. Geçen birisi gazete dokumuş. Yani artık bir yerde bilemiyorum nerede çeşmeden içki akıyormuş. Gazete dokumuş bunu anlattı. Çeşmeden o eğlence yeri mi neyse orası yani çeşmeden içki akıtacak hale gelmişler. Ülkenin birinde ki o ülke dünyanın en zengin ülkesi adını vermeyeceğim onu bilenler bilirler. Kara sınırlarında içki içme sınırlıymış biraz denizde biraz daha o sınır serbestmiş. Onun için denize açılıyorlarmış yani gemilere binerek içki içiyorlarmış. E içkiye bu kadar düşkünlüğün altında ne var? acılardan kaçma var. Kalp ve ruhtaki feryattan kaçma var. Ama Kur'an-ı Kerim soruyor nereye kadar? Demek ki Allah'ı unutanların mutlu görünmeleri mümkün, mutlu olmaları mümkün değil. Mutlu görünmeleri mümkün ama mutlu olmaları mümkün değil. Evet, bir dostumuz iman edenler derken Müslümanlar mı kastediliyor? Bazı Müslümanlar da Allah'ın bazı ayetlerine inanmıyor, biliyorlar. Bunlar da inkarcı mı oluyor diye sormuşum Bunu cevaplamıştık zaten. Bir cümle bir daha ee, Yine de, Evet, Kur'an-ı Kerim'e göre iman Allah'a, Allah'ın bildirdiği her şeye kalben inanmayı gerektiriyor. Herhangi birisine inkar küfre götürüyor. Küfre götürebilir. Ama yaşamamak ayrı. Evet. İnsan inandığı hakikatlere e, inanır ama yaşantısında bu görünmeyebilir. Günahkar olur. Yaşamamak başka. Olmaz. Yani Allah'ın emirlerini tatbik etmeyen ancak tanıyan günahkardır. Tanımayan küfre düşer. Ancak tatbik etmeyen tatbik etmemeyi sürdürürse Allah'ın emirlerini tanımayacak hale düşebilir. Her bir günahta küfre giden bir yol vardır. Tekrar burada hatırlamak gerekiyor. Ee, mühim bir soru var. Belki onunla tamamlayabiliriz bugünkü programımızı. Ee, İmanımızı nasıl kuvvetlendirebiliriz? İnancımızı nasıl kuvvetlendirebiliriz? Madem müminler içinde bu risk her zaman varsa, nasıl işte küfürden veya o küfrün haleti ruhiyesinden ona yakınlaşmaktan uzak kalmanın önemli bir yolu veya en büyük en güzel yolu insanın inancını köklerini sağlamlaştırması. Bu anlamda inancımı nasıl kuvvetlendirebiliriz diye sormuş bir dostumuz. Evet yani inancımızı e, beslememiz lazım. İman nurdur demiştik, ışıktır demiştik. Işık işte mum ışığı da bir ışıktır diyelim. E, şu ışıklar da bir ışıktır. Stadyumları aydınlatan ışıklar var. Ay ışığı da ışıktır. Güneş ışığı da ışıktır. Güneşten parlak e, yıldızlar da var. Bunun sonu yok. Ee, i̇manımızı beslememiz lazım yani e, güçlendirmemiz için beslememiz lazım. bunu beslememiz lazım. E, değil mi, değil mi? Yani bir, bir yolu ibadettir. Evet. İbadet ettikçe imanımız güçlenir. Bunu ee, onu daha önce şöyle bir benzetme yapmıştık. İbadetler ibadetler inancı hem korur hem iman ışığını parlatır. Yani bir ateş yanıyor. Yakıtı devamlı yakıt verirseniz o ateş daha gürleşir. Parlar. Parlar yoksa söner, küllenebilir yani. İbadetler bu. imanı devam devamlı koruyan ve parlatan bir özelliğe sahip. Sonra Allah'ı tanıma yolculuğudur iman. Yani marifetullah'ta sürekli gelişmemiz lazım. Allah'ı tanımak için de Allah'ın kitabını okumak lazım. Allah'ın kitabı Kur'an ve kainat kitabı. Kainat kitabı okumanın adı tefekkürdür. Sürekli tefekkür halinde bulunmak ve tefekkürümüzü geliştirmek lazım. Tefekkürümüz geliştikçe Allah'ı daha çok tanıyacağız. Allah'ı tanıdıkça ibadetlerimiz daha huşu içinde olacak, daha içten olacak. Efendim, e, ibadet ettikçe imanımız güçlenecek. İmanımız güçlendikçe ibadetlerimizdeki ciddiyet artacak. Yani bunlar hep karşılıklı olarak birbirini besleyen işte duamız artacak. Dolayısıyla ilim yolu, ibadet yolu, tefekkür yolu, özellikle bu üç yol. ilim yolu, ibadet yolu, tefekkür yolu. Bunları dengeli olarak e, yani birine çok ağırlık verip de ötekileri ihmal etme şeklinde değil, e, ilim öğrenmeye de ibadetlere de tefekküre de tefekkür düşünmeye kainat kitabını okumaya tefekkür diyoruz. Bunlara yer vererek hayatımızda sürekli imanda terakki etmek, imanımızı güçlendirmek mümkündür. Bu, bu seyir müminin dünyasındaki o huzuru sürekli derinleştirecek, hı hı. geliştirecek, dünyasını cennete dönüştürecek. Mesela hep küfürden örnek verdik. yine işaret edeceğiz da. Şöyle bir ifade var. Gözün nuru, nuru iman ile ışıklanırsa ve kavileşirse, bütün kainat gül ve reyhanlarla müzeyyen bir cennet şeklinde görünür. Gözün göz bebeği de bal arası gibi o cennetlerden alacağı ibret, fikret, ünsiyet gibi üsare ve şıralarla vicdanda o tatlı iman ballarını yapar. Yani bal sözcüğü bal değildir. Balı bizzat tadacaksın. O işte iman ballarını demek ki tefekkürle insan vicdanında yapıyor. Her şeyde arılar bal özü topladığı gibi biz de gözlerimizle arılar gibi gözlerimizi kainat bostanına salarak iman özü toplayacağız. Yıldızlardan efendim galaksilerden tutun da dağlardan denizlerden çiçeklerden ağaçlardan bu iman özü bizim içimizi de cennete çevirecek. İşte birisi de şöyle diyor. Tenezzühe çıktıkları her yerde tıpkı ıtri gibi bestekarlardan musikiler dinlerler perde perde zevkine doyulmayan baharlardan bir bu kadar hazza ömürler verilse değer bilmemişiz imandaki cennetleri mer ve şimdi cennet bahçesi gördüğüm her yer dün bir soru gelmişti de kaç 80 küsür senelik ömrümde Dünya lezzetleri namına bir şey bilmiyorum. Böyle Bediüzzaman hatırlatmasını ama aynı Bediüzzaman diyor ki bu dünyada cennetin lezzetlerini hissediyorum ve tadıyorum. Yani dünya zevki namına bir şey bilmiyorum. Yani fani zevkten yana kapılarımı kapattım ama cennet zevklerini tadıyorum ve hissediyorum. Ayakta tutan onca rağmen Bu evet. oh. yani Ahmet mümin. Aslında dedik ya küfür içinde olan rahat olamaz. Rahat görünebilir belki ama rahat olamaz. Aslında mümin yaşayışıyla imanın zevkini, hazzını yaşayışıyla yani bu yapmacık değil. Rahatlığıyla, mutluluğuyla, huzuruyla, çevresine yaydığı pozitif enerjiyle hissettirmeli. Yani onun duruşu, hali şifalandırıcı olmalı. Başkalarının şifa bulmasına vesile olacak şekilde olmalı. Onun dünya vereceği en güzel şey budur. Yani insanlar gelip diğerleri merak etmeli. Ya sen bu huzurunu nereden alıyorsun? Nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun? Nasıl bu kadar efendim mutlu olabiliyorsun? Dertsiz, tasasız efendim yaşayabiliyorsun? Ee, yani başkaların merakını böyle tahrik edecek şekilde çünkü öyle yani her gün kazanıyorsun. Senin her kıldığın namaz sana bir dünya kazandırıyor. Her yani günde bu kadar kazanıyorsun. işte iba oruç tutuyorsun. Yani sonsuz ebedi cennete adaysın. Birazcık ufak tefek dertlerin seni şey yapmamalı. Yani dertlerin, sıkıntıların seni boğmamalı. Boğmamalı. Boğmaman için, boğmaması için daha büyük düşünmelisin. Ve büyük düşünmelisin ve bunun huzurunu duymalısın. Yani Allah'a inanan insan öyle. karanlıkta kalmaz. Çünkü Allah nurdur. Nurların nurudur sürekli ondan nur alan, arasına siyah perde germeyen insan hep aydınlık yaşar. Hep ışıkta yaşar. Onun huzuruna günde beş defa çıkan huzursuz yani huzursuz bir hayata mahkum olmaz. Zaman zaman huzursuzluklar hissetse bile onları çabuk e, bertaraf eder ve o huzuru duyarak yaşar. Buna ihtiyaç evet. var. Ben de birkaç cümle ilave evet. etmek istiyorum. Evet zaman lemalarda 25. lemada 25. devada 25-25 hatırlarda kalması için arz ediyorum. imanın i̇manın namazla, niyazla, tövbe istiğfarla inkişaf ettirilmesi gerektiğini hatırlatıyor. Demek ki namaz, niyaz, dua, tövbe istiğfar imanın açılmasına, inkişafına vesiledir. Gaflet, sefahat, hevesat-ı nefsaniye ve lehviyat-ı gayri meşrua iman ilacının tesirini men eder diyor. İman ilacının tesiri men olunca İmanın tadı tadılmaz. İmanın tadını anlayamayan da kıymetini bilmez. Kıymetini bilmeyen de onu koruyamaz. Onun için namazımıza, diğer farzlara, Kur'an okumaya dikkat ederek imanın tadını fark etmeye talip olmalıyız. O yönde çaba göstermeliyiz. Cahillikten korkmalıyız. Seyfettin Hocamız dikkat çekti çünkü ben hadis hatırlıyorum o konuda. Cahil insan küfre yaklaşır farkında olmadan küfre düşebilir. Onun için her gün 10 dakika, 15 dakika Kur'an-ı Kerimle ilgili hakikatler okumalı veya dinlemeliyiz. Ya alim ol diyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Ya alim ol. Ya alime talebe ol veya dinleyici ol. Dinleyici ol. Bazen dinleyen ilim sahibinden daha fazla istifade edebilir. Veya bunları sev. Alimi Allah için ilim öğrenen ve öğreteni sev. Bunların dışında kalma helak olursun diyor. Yani o halde bunlardan birine, bu güzelliklerden birine herkese yer var. Herkes alim olamaz. Ancak talebe olabilir alime. Herkes talebe de olamaz. E dinleyici olabilir. Herkes belki şu anda dinleyici de olamadığını söyleyebilir. Sevebilir. Allah'ın sevdiğini sev. Allah'ın sevdiğini sevene yeni yeni kapılar açılır. Yeni perde açılır. Onun imanını Allah inkişaf ettirir. O halde ibadetlerimize dikkat etmeliyiz. Kainatı ve Kur'an'ı okumaya devam etmeliyiz. Tövbe istiğfara devam etmeliyiz. Çünkü imanımızı zedeleyen söz ve hareketler bizden çıkabilir. Hı hı. Ama tövbe istiğfar diyor Peygamberimiz Aleyhisselam kalbin cilalanmasına, günah kirlerinin kalpten çıkarılmasına, temizlenmesine vesiledir. O halde özetin özeti iman en büyük nimettir. Kıymetini bilmeliyiz. Kıymetini bilmeyi sadece sözle değil hayat tarzımızla göstermeliyiz. Yani küfürle başladık ama sonuçta küfrü konuşmak imanın ne mühim bir hakikat. Kainattaki en büyük hakikat hatta olduğunu ortaya çıkarıyor. Nasıl küfürde cehennemi bir alet varsa, cehennemin çekirdeği varsa, cehennem küfrün bir meyvesi ise iman içinde cennet ilişkisine kurmak durumundayız o cennetin güzelliği, nuru imanın içerisinde saklı. Kişi bunu yaşadıkça nasıl hani diğeri cehennemi haleti yaşıyor, kendini unutmak için bir takım yollara sevk ediyor, meşgul küfür başta olmak üzere dünyadan lezzet almanın yollarını buluyor. Mümin de imanın nurunu inkişaf ettirecek. Yaşayışıyla, işte ilim öğrenmesiyle, ibret nazarıyla bakmasıyla, ibadetleriyle o cennetvari hayatı henüz daha ahirete, cennete gitmeden dünya üzerinde yaşar ve yaşıyor. İman derinleştikçe, zenginleştikçe, kökleştikçe dünyanın bin türlü hali de olsa, işte bir Zaman Hazretleri'nin o sözü ve sizin hatırlatmanız çok yerinde oldu. Dünya namına sıkıntıdan, üzüntüden başını alamasa da, ama öbür taraftan o yaşadığı halet, cennetvari halet, insanı ayakta tutan, hayatta tutan, e, hizmet aşkını, şevkini, e, sadece kendisi değil başkalarının da e, o yola girmesi için, e, onu ayakta tutan temel direk e, olsa gerektir. Bu yüzden imanımızı biraz hani kuvvetlendirme diyoruz ya, dünya hayatında da ehli saadet olmanın yolu, e, imanda saklı. Öyle. Yani bilse ki ehli küfür dünyada rahat etmek istiyor. Sadece dünyada rahat etmek istiyor. Bırak ahireti. Yine e, iş dönüyor, dolaşıyor, imana geliyor. Öyle. 8. sözde elhasıl bölümünde bey zaman ahirete ciddi yönelen iki cihanda mesuttur diyor. Ahirete ciddi yönelen ahirette mesut olacak demiyor. Fakat ciddi kelimesinin altını çizmeliyiz. Yani mümin imtihanı devam eden insandır. Ahirete inanan, ahirete ciddi yönelmeli. Günlük hayatta farzları öne almalı. İmanımız nasıl inkişaf ettirir sorusunun bir cevabı da bu diye düşünüyoruz. Günlük hayatta Allah'ın emirlerini, farzları öne almalıyız. Haramlardan sakınmaya dikkat etmeliyiz. Helal ve meşru dairede yaşamaya, azamaya gayret göstermeliyiz. Bu dünya hayatının şimşekten hızlı geçtiğini unutmamalıyız. Şimşekten hızlı geçen dünya hayatı için ahiretimizi harap etmemeliyiz. Ahireti harap olanın dünyası haraptır. Dünya cennete hazırlık yapılan bir yer olarak değerlendirilmelidir. Cennete hazırlık yapılan evler cennet olur. Cennete hazırlık yapılan dünya cennet olur. İnşallah. Bir e, dua var bir dostumuz göndermiş onunla inşallah bugünkü programımızı bitirelim. Allah küfür içerisindeki ruhları... Ölü insanları Rafur Rahim olan Allah'ım affedip muhi ismiyle dirilsin. Anladım. Şuurlu zikirli insanlar yapsın aramıza katsın diyor Cenab-ı Hak. O liyakati versin. O yani hidayet liyakatini nasip etsin ve öylelikle inşallah sayılarını çoğalsın. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun inşallah. Anladım. Yarın yine dostlarımızla birlikte olacağı nasip olursa tekrar buluşana kadar hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.